Bunlar derhal dağıtılsın. Baş üstüne kumandanım. Dikkat! Arkadaşlar, dün sebebi henüz anlaşılmayan bir infilak neticesinde bir şirep daha batmıştır. Bu son günlerde batan üçüncü şireptir. Her üç gemi de askeri malzeme taşıdığından ve hepsi de aynı tarzda batmış. Yine aldığım bir emre göre alayımız bundan böyle askeri malzeme tahmin ve tahliyesini nezaret ve kontrolle görevlendirilmiştir. Bütün tabur ve bölük kumandanlarından daha dikkatli ve daha müteyakkız olmalarını isterim. Her birliğe görevleri ayrıca bildirilecektir. Arkadaşlar, buyurun büfede sizlere ikramda bulunmak isterim. Mustafa Sungur. Orada. Hamza Denizer. Ver arkadaşım. Arkadaşlara içecek bir şey getir. Başkomutanım. Albayım. Gemiden kurtulan hiç olmamış mı? Galiba yok. Fakat emniyet teşkilatı bu hadise üzerinde hassasiyetle durmakta. Zannedersem mühim bir ipucu da ele geçirmişler. Buyurun arkadaşlar. Alayımızın yeni görevinde başarılar temennisiyle. Dikkat! Herkes bardağını masanın üzerine kendi önüne koysun ve bir adım geri çekilsin. Binbaşı Mehmet Çetintürk. Yüzbaşı Erdoğan Dümen. Üsteğmen Murat Alparslan. Yüzbaşı Kadir Gürsoy. Dün gece tayin edilemeyen bir saatte alayın gizli kasası meçhul bir şahıs tarafından açılıp bazı mühim evrak çalınmıştır. Kasanın üzerinde parmak izleri tespit edildi. Alayda herkes fail bulunana kadar maalesef zanlıdır. Galiba bir çay da ben içerim. Mehmet Usta, demli olsun. Recep, hani teftişten sonra terfiyen hemen geliyordu? Aklın sıra eğleniyor mu yani? Bana Yozgat'ın Arap Seyit Nahiyesi'nin Topaç köyünden İdrisoğlu Recep Yılmaz derler.
Şimdiye kadar bizim köyden askere gidip de terfiyesiz dönen olmadı. Sonra Ayşem kınar zaten beni. Hani... Koyun geldi, yatay yatay, çamurlara bata bata. Gelin Ayşem suya gider, kollarını çırpa çırpa. Aman Ayşem, yaman Ayşem, dağlar bakır, duman Ayşem. Üsteğmen Murat, vatana ihanet suçundan mevkufsunuz. Ben Peter. Senin isteğmen tevkif edildi. Bir iki gün gazinoya gelme. Evden de dışarı çıkma. Peki peki anladım işte. Hastayım. Bir iki gün evden dışarı çıkmayacağım. Anladık dedik ya. Babacığım. Kızım. Bu akşam sana öyle güzel bir sürprizim var ki. Neymiş bakayım bu sürprizim? Ama çok yememek şartıyla. Sana en çok sevdiğin tatlıyı yaptım. Vişneli ekmek. Oo, öyleyse söz veremeyeceğim. Kahveniz şimdi geliyor albayım. Zeynep. Buyur babacığım. Zeynep. Sen bir asker kızısın. En az benim kadar mert ve cesursundur. Evet babacığım. Biz senden aynı zamanda arkadaşız da. Değil mi kızım? Öyleyizdir babacığım. Zeynep. Baba. Neyi söylemek istediğini biliyorum. Boş yere kendini zorlama. Biraz evvel Kadri abi telefon etti. Zeynep, yoksa ağlıyor musun? Hayır baba. Bir alçağın, bir vatan haininin arkasından ağlanmaz. Ancak lanet edilir. Zeynep! Zeynep! Alo, bana yüzbaşı Kadri'yi bulun. Benim yiğit, benim kahraman, mert, asil beyim. Senin kanından asla şüphelenmem. Ama inan ki ben de ona helal süt emzirdim. Neden o böyle çıktı? Bilmiyorum. Hangi günahımızın seviyesini çekiyorum? Bilmiyorum beyciğim. Bilmiyorum.
Zeynep, bir kuzen, bir ağabey gibi değil, bir arkadaş gibi seninle konuşmak isterim. Bu kaza ona öldü. Şimdi de sözü. Bakın ne kadar çok. Halbuki bu kadarını 1,5 ayda öğrenmiştim. Dökmek için 3 dakika kafi geldi. Murat'ı 2 senedir seviyordum ama. 1 saat onu unutmama geldi. Kadir abi, beni anlamamakta ısrar edersen sana da gücenim. Görüyorum ki benim değil, asıl sizin teselliye ihtiyacınız var. Al bayım, Murat'ın böyle bir şey yapacağına hala inanamıyorum. Maalesef suçunu itiraf etti. Fakat suç ortaklarının kim olduğunu hala öğrenemedik. Al bayım, ben Murat'ın çocukluk arkadaşıyım. Benden hiçbir şey saklamaz. Müsaade ederseniz kendisiyle bir defa görüşeyim. Öyle tahmin ediyorum ki